Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Aslan ve yükselen aslanlar için Ağustos'un 15 ile 31 arasındaki süreçte neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Bayağı kısmetli bir ay olacak sizin için. Neredeyse her güne bir kısmet var. Evet atınız şahlanmış arkadaşlar sorun yaşadığınız her ne konuysa artık o konuyla ilgili muradınıza ereceğiniz haberler arkası arkasına gelecek Dört tane haberden bahsediyorum. Bunun arkasından bir toplu para girişiniz olacak ama bunun için zaman verilecek Birden birdenbire ağustos ayında gireceğini düşünmeyin. Daha sonrası için bu toplu paranın geleceği ile ilgili haber bilgisini alacaksınız. Bir öfkeniz var. İlk başta bir öfke var. bir şeyleri kazanmak için ilk önce öfkelenmeniz gerekir gibi bir durum var. Çok öfkeleneceksiniz. Bunu dışarıya yansıtmaya çalışacaksınız ama çoğu zaman yansıtamayacaksınız. Bu biraz sizi sindirsel olarak yıpratabilir. Bence bu dönemi sakin geçirebildiğiniz kadar sakin geçirin. Çünkü önünüzün bu konuyla ilgili arkası aydınlık ve temiz olarak sizin hanenize, muradınıza ereceğiniz gözüküyor. İki tane telefon görüşmesi özellikle sizi biraz yıpratabilir ama bekleme süreci daha çok yıpratacak sizi. Bu bekleme sürecinin arkasından da temiz haber alacaksınız. O aradaki geçen birkaç gün sizi yorabilir. Biraz farklı uğraşlarla oyalanmayı düşünün veya başka bir aklınızı o tarafa çok fazla vermeden yapabileceğiniz bir şeylerle bağlantı kursanız iyi olacak. Bir gemi yolculuğu var ama bu gemi yolculuğu sanki bedenen değil de ruhen yapacaksınız. Çok dingin bir denizde yüzüyormuş gibi bir haliniz var. Bunu da olaylara bakış açınızı değiştirerek yapacaksınız muhtemelen. Hani sinirlendim ne oldu? Ben sakince bu süreci beklemeliyim diyeceğiniz bir zaman dilimi de gözüküyor burada. Son zamanlarda ettiğiniz Kucak dolusu dualar diyelim. Sanki birdenbire şahlanmış bir at halini almış ve muradınıza ereceksiniz. Yani e, adak adayabileceğiniz kadar çok ettiğiniz dualarınız gerçekleşiyor. Birer birer önündeki engeller kalkıyor. Bir tavşan e, gözüküyor. Bu tavşan hızıyla denilen bir haber tarzı vardır. Çok hızlı gelen bir haber sizin gündeminizi bir anda sıkıntıdan mutluluğa çevirecek olarak gözüküyor. Aslan burçları bu dönem hani geçmişte yaşadıkları sıkıntıların teker teker çözüldüğünü, hani karma dediğimiz var ya geçmişte kim sizinle ne kadar ne uğraştıysa veya kim size ne kadar kötülük yaptıysa bunların teker teker başınızdan çıktığını yani hayatınızdan çıktığını ve bunları yaşatan kişilerin bu olaylarla teker teker sınav verdiğini göreceksiniz. Burada e, hani bu göreceksiniz kısmında göreceksiniz veya duyacaksınız ama burada sevinmek pek sizin işiniz olmayacak. Çünkü ben yaşadım, onlar da yaşayacak diye tekrardan başkaları için de empati kurarken aslında e, kendinizden çok başkalarını düşündüğünüzün de farkına varacaksınız. Bu biraz acı bir tecrübe olacak sizin için. Yani ee, ben niye her zaman başkalarını düşünüyorum da kendimi düşünmüyorum sorusuyla yüzleşeceksiniz demektir. Bu da sizi tabii ki ruhsal olarak değişime sürükleyecek. Hani son zamanlarda hep bir değişeceksiniz, değişeceksiniz. Hayat ağacınızdaki e, akış değişiyor sürekli dediğimiz bir durum artık bunu somut hale getiriyor. Sanki hayatınızdaki bir devir kapanıyor, yeni bir devir açılıyor ve bunun ayak sesleri çok yüksek bir vaziyette geliyor. Yani rap rap o sesi artık dibinizde duyuyorsunuz. O ayaklar falan artık sizin ayaklarınız olduğunu fark edeceksiniz. Yaşam kalitesi biraz farklılaşabilir. Yani şöyle bir şey biraz mücadele kısmını veya hayatı tekrardan yenileme kısmında bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz ama bunlar sizi yıldırmayacak aksine ne kadar çabuk yaparım Derdiyle hayatınızdaki önünüzdeki engelleri kaldırmak için içinizdeki o gücün daha fazla olduğunu fark edeceksiniz. Sizin tahmininizin çok ötesinde bir güç olduğunun farkına e, varacaksınız ve bugün bu gücü neden bugüne kadar kullanmadığınızı sorgulayacaksınız. İş konusunda sıkıntı yaşayan Aslan burçları. Bu dönem iş kapılarını biraz zorlayarak açacaksınız. Yani ısrarlı olacaksınız, tekrar tekrar başvuracaksınız veya başka bir şekilde ama hayattan alacağınızı bu dönem zorlaya zorlaya alacaksınız diyelim. Biraz mücadele kokan bir Ağustos'un son 15 günü gözüküyor. Ee, bazen sırtınızı döndüğünüz kişilerle bile merhabalaşmak durumunda kalacaksınız. Küçük topluluklara girişleriniz var. Bu topluluklarda bazen istemediğiniz kişilerle de karşılaşabilirsiniz ama. Yüzünüzdeki o tebessüm hiç eksilmeyecek diyelim. İnsanları artık size zarar verecekmiş gibi görmekten çok, insanlarla aramda zaten belli bir mesafe var ve onların bana dokunmasına izin vermiyorum. Düşüncesi sizi daha rahat hareket etmeye sevk edecektir. Ki bu yapınız, yeni yapınız insanlarda biraz çok etkisi yaratabilir. Çok fazla dedikoduya maruz kalabilirsiniz, ama Aşk konusuna gelince hayatınızdaki kişiye dört elle sarılıp e, baktığınız açıları veya etrafınızdaki insanların sizin için ne dediği veya onun için e, hayat e, bu ha, ilişkiniz adına ne dedikleri artık umursamıyor olacaksınız. Siz yaşadığınız ana ve yaşadığınız şekille bakacaksınız. Bu da sizin kendi iç dünyanızda daha mutlu olmanızı, etrafınıza daha çok ışık saçmanızı sebep olabilir. Biraz vurdum duymazlık diye diyebilirsiniz ama bu vurdum duymazlık değil. Kendi hayatına sahip çıkmak demek benim için. Siz de bu dönemde bunlara sahip çıkıyor oluyorsunuz. Kısa bir yolculuk yapacaksınız ama bunu iş anlamında ya da bir görüşme anlamında bunun bir maddi getiri anlamında olacağı bir kısa bir yolculuk var. Ee, bir hukuksal mesele için bir kısa bir yolculuk yapabilirsiniz veya iş konusuyla alakalı olarak bir kısa yolculuk yapıp bir anlaşma yapmak durumunda kalabileceğiniz bir yolculuk gözüküyor. Üç rakamı sizin için önemli bu görüşme yaparken veya olaylarla ilgili seyahatlerle ilgili ve buradaki e, karşıya ka, e, karşı tarafa siz üstünlük sağlayacaksınız, bir güç gösterisi yapacaksınız sanki. Evet ben buraya kadar geldim ama ben sizden daha üstün vasıflara sahibim ve ben istediğimi alırım ibaresini karşıdaki kişinin yüzüne yüzüne söylemeseniz de davranışlarınızla belirtiyor olacaksınız. Dediğim gibi aslan artık kükrüyor sadece bakmıyor artık kükrüyorsunuz da kendi bölgenizi, kendi sınırlarınızı belirliyorsunuz. İnsanların o sınırlara geçe sınırlara geçemeyeceğini de ilan ediyorsunuz. Ve ben buradayım, ee, benim alanıma kimse giremez diye resmen bayrak açmış özgürlüğünüzü ilan ediyorsunuz. Şimdi buradaki anlatımla diyeceksiniz ki bunu somut olarak hayatta ne yapıyoruz? İlişkiler anlamında insanların size zarar vermesini engelliyorsunuz. İş konusunda benim görev ve sorumluluklarım bu. Angarya iş artık almıyorum. Yapacağım işlere odaklanıyorum diyeceksiniz. Ee, evlilik konusunda benim sınırlarımı zorlamayı bırak. Yani ben senin hayatına çok fazla müdahale etmeyeceğim. Sen de benimkine çok fazla müdahale etmeyeceksin. Herkes e, sanki e, şey vardır. Eski insanlar arasında herkes kendi ailesiyle ilgilensin, kimse kimsenin ailesine karışmasın meselesi vardır ya, bu onun gibi bir duruma geçecek ama bunun size zararı yok, aksine faydası olacak. Ee, şimdi eskilerin deyimiyle bu şekilde evlilik bozulur veya bu şekilde zarar görürsünüz değil. Artık devir bu şekilde yaşamak durumunda bıraktığı için siz bu devre daha yeni yeni adapte oluyorsunuz ve buradan da bir güç kazanımınız var. 3, 6, 9, 10 tane sevindirici ve müjdeli haberleriniz var arkadaşlar. Burada bir tavus kuşu var ama henüz açılmamış. E, şans ayak seslerini size duyurmaya başlamış. Bunu biraz zorlaya zorlaya açacaksınız gibi gözüküyor. 3 tane ayrı ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz sizin sıkıntılarınızın maddi anlamdaki kısmını bitirecek gözüküyor. Bir kısmet var ama bunu iki kişiyle paylaşmak istiyorsunuz ve bu yapacağınız şey iş yeri açmak olabilir, bir ortak iş yapmak olabilir. Etrafınızdaki bir kişiyle daha bu işi paylaşıp bir ortak karar alıp iki kişiyi ortaklı olarak bir iş yeri açabilirsiniz. Anne babayla ilgili bazı sınavlar vereceksiniz arkadaşlar. Onların sağlıkları küçük problemleriyle uğraşabilirsiniz ve bunlarla uğraştıktan sonra ya sizin hayatınızda bir tek ben yokum. Benim üzerinden elinizi biraz deme ihtimaliniz de yüksek. Bazı küçük münakaşa diyemeyelim de az atışması olabilir. Ama kimsenin kırılıp döküleceği bir durum yok. Diyorum ya aslan aslanlığını gösterecek, kükreyip sınırlarına belli Bu aile de olsa, arkadaş çevresi de olsa, iş çevresi de olsa bunun hepsi için geçerli olacak. Yani e, derler ya anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğuyor. Aslan çok uzun süre yaralı bekledi. O e, bekleme süresinde herkes onu yenilmiş zannederken o şimdi tekrardan kükrüyor olacak. E, Güneş sizin için doğuyor diyelim artık bu saatten sonra. Kariyer anlamında özellikle uzun süreli işler konusunda çalışan kişiler için e, yurt dışı bağlantılı veya şehirler arası yeni büro açımı veya başka bir şeyle ilgili kariyerlerinde yükseliş var. Bu yükselişi ailesi için kullanıp Kendisine e, biraz daha zaman ayırmak için fırsat olarak yaratabilir aslan burçları. Dışarıdan gelecek büyük bir kısmet ama bir kısmını bir e, yere ödeme yapacaksınız. Geri kalan çoğunluk kısmı sizin elinizde kalacak. İki konu arasında kararsız kalabilirsiniz. Bu kararsızlık sizin. Evet de deseniz hayır da deseniz aslında buradan karlı çıkacak olan kişi sizsiniz ama... Ee, yine de bir karar vermek durumunda kalacaksınız. Ben sadece hangi kararım evet de deseniz hayır da deseniz buradaki karlı çıkacak kişi sizsiniz diyelim. Ördek çıkmış e, bir kısmet var ama sürekli olarak arkası devam edecek olan bir kısmet. Önünde ilk önce bir haberi var onun arkasından kısmetin gelişi var. Bir kadın sürekli oturup sizi izleyen bir kadının size nazarı da dokunuyor. Bu konuda göz alanından uzak durmanızı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Evet aslan ve yükselen aslanlarla ilgili. Ağustos'un son 15 gününde 15 ile 31 arasındaki süreçte neler yaşayabileceklerine dair hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.